Herkese iyi haftalar ve mutlu yıllar. Yeni senenin ilk programını çekeceğiz. Ali ile beraberiz. Galatasaray gündemini konuşacağız. Ali hoş geldin. Ali Naci abi sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yeni yılın ilk programında Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu hafta çokça haber çıktı. Galatasaray'ın maaş ödemelerinde bir sıkıntı mı var acaba diye çokça sorular soruldu. Bu konuda elindeki bilgiler neler? Altın çizerek söylüyorum. Türkiye'nin finansal açıdan şu anda en güçlü kulübü Galatasaray. Zaten başarıya baktığın zaman, yatırımlarına baktığın zaman Galatasaray'ın finansal olarak çok güçlü olduğunu görürsün. Kimse bunu yanlış anlamasın. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. O yüzden çok ciddi bir gelire sahip olamıyor. Tabii ki marketing, store geliri, kombine loca geliri var ve artı Fenerbahçe'nin başında Ali Koç gibi Türk sanayisinin en önemli isimlerinden bir tanesi var. Ama Galatasaray kendi asitleriyle finansal olarak güçlü. Bunu nasıl örneklendireyim? Yakın zamanda, dün bir yayında daha söylemiştim. Galatasaray Ziraat Bankası'ndan 1 milyar 18 milyon TL'lik bir kredi çekti ve 6 ayda kapattı erken ödemeyle. 18 aylık bir krediydi bu. Şimdi stat özellikleri olarak, kapasitesi olarak da Galatasaray'ın ezeli rakibine karşı şöyle bir artısı var. Galatasaray'ın loca sayısı stadında çok fazla. Ve 183 adet locayı şimdi satışa çıkarıyor Galatasaray. Ve erken satışa çıkardı ve sezon başında Galatasaray locaları için çok ciddi bir sıra ve kuyruk vardı. Bunu kulübü yakından takip eden herkes bilir. En ucuz koltuk sadece koltuk loca değil 7 bin dolar. En pahalısı 24 bin dolar. Bir tane koltuğun fiyatı bu. Ve Galatasaray'ın localardan beklediği gelir 500 milyon TL. Ya yani o yüzden burada Galatasaray'a karşı top yükün bir sanki düğmeye basılmış gibi. Ha bu düğmeye kim basıyor bilmiyorum. Ama Buna çanak tutanlar var. Ve ne yazık ki yine Afrikalı futbolcular bunlar. Geçmişte de Galatasaray bunları yaşadı. Şimdi Galatasaray'da bir ödeme krizi problemi var mı? Yok. Ama nasıl anlatayım size? Çok şeffaflığıyla anlatayım. Ay sona erdikten sonra 15 gün boyunca opsiyon hakkı var. Galatasaray kulübünün. Yani Aralık ayı bitti. 15 Ocağı kadar ödeme opsiyonu var Galatasaray kulübünün. Ve bugüne kadar da bunu aşmadı. Ha şimdi mesela Bugün itibariyle Aralık ayı maaşları ödendi mi? Ödenmedi. Çünkü 15 Ocak'a kadar vakti var Galatasaray Kulübü'nde. En son hangi ayın parası ödendi? Kasım ayının parası ödendi. Şimdi burada da işte ayın biri olduğunda maaşının hesabına yattığından emin olan, Premierlikten gelen Hakim Ziyech, Wilfred Zaha, sezon başından bu yana zaman zaman Galatasaray Kulübü'nde bu ödemelerle alakalı problemler çıkardılar. Serzenişte bulundular. Ziyeş bunu daha sıklıkla yaptı. Ama Galatasaray bana göre son yıllarda çok kurumsal yönetilmeye başlandı. Çünkü şunu söyleyeyim. 2000'li yıllardaki takım 2002 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Florya Atatürk Ormanı'nda oradaydım çünkü. Galatasaray takımı cross yaparken futbolcular para 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 diye tempo tuttu. 4-5 ay paralarını alamamışlardı tek kuruş dahi. Şimdi sadece 15 günlük bir gecikme için sanki bir ödeme krizi, sanki bir finansal kriz var gibi bir algı oluşturuluyor. Bu yanlış. Burada da tabii ki bunu açanak tutan da ya da problem çıkaran, huzursuzluk yaratan oyuncularda da Galatasaray yönetiminin hatası. Yani geçen sezon başında Sayın Erdem Timur çok başarılı bir transfer sezonu geçirmişti. Çok başarılıydı. Ve şunu söylemişti. Biz oyuncuları karakter testine de sokuyoruz. Yabancı bir firmayla anlaştık. Karakter analizi de yapıyoruz. Bu sezon belli ki bu test ve analiz gerçekleşmemiş. Yani Hakim Ziyeş ve Zaha transferleri bence biraz bunu gösteriyor bize. Bunun dışında bu para konusuyla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Dediğim gibi en son Kasım ayı ödendi. Aralık ayı maaşlarında Galatasaray yönetimi 15 Ocak kadar ödeyecek. Ödemek zorunda. Niye ödemek zorunda? Çünkü UEFA'ya borçsuzluk kağıdı bildirecek Galatasaray. Yoksa Yaptırım ve ceza alır. Hiçbir futbolcuda parasını almadan borçsuzluk kağıdına imza atmaz. Çok açık verdin. edin. Hakim Ziyeş'le ilgili de haberler Hı. çıktı. Mutsuz mu Galatasaray'da Hakim Ziyeş? Ayrılacak mı? Hakim Ziyeş bence gitti. Net. Evet. Hakim Ziyeş defteri kapandı. Çok umut vaat eden bir dizi olur da 3. 4. bölümde biter ya. Tutmayan bir dizi gibi oldu Hakim Ziyeş Galatasaray flörtü. Belki de iyi başlamadı. Güzel seyretti ama mutsuz sonla noktalanıyor çok açık bir şekilde ee, sebep ne ee, hakim Ziyech tabii ki daha iyi bir kontrata sahip olmak istiyor neden bunu söylüyorum çünkü kariyerindeki son dönemdeki dalgalanmalar soru işaretleri sebebiyle Galatasaray garanti bir kontrat vermedi 3 yıllık bir sözleşme imzaladı hakim Ziyech'le ama bir artı bir artı bir artı bir her yıl bir meydan okuma hakim Ziyech için her yıl o bir artı biri kazanmak için Galatasaray'da bir meydan okuması gerekiyordu. E, rahat bir insan. Garanti bir kontrat istiyor. Bu bir. İkincisi bu 15 günlük gecikmeler yani daha doğrusu Galatasaray kulübünün sahip olduğu opsiyonlar vesaire. bu para olayını çok bir kere yapmadı. Yani. Birkaç kez yaptı. Ama Süper Kupa finali öncesinde de sakatlığını bahane edip Afrika Kupası'nı düşünüp kendini milli takıma saklayıp eğer oynansaydı maç Riyad'a gitmemesi hafif ağrım var deyip kenara çekilmesi artık ipleri kopardı. Çünkü çok açık bir şekilde teknik heyete de yönetime de Hakim Ziyeş'in istese oynayabilecek durumda olduğu rapor edildi. Sağlık kurulu bunu rapor etti. Bu sebeple de artık Ziyeş'in kredisi doldu. Galatasaray'dan ayrılacak. Bu ilk hukatı da değildi çünkü. Adana Demirspor maçında yaptı. Kopenhag maçı öncesinde Sayın Başkan devreye girdi. Bence Hakim Ziyeş Galatasaray takımının biraz kimyasını bozmuştu. Özellikle perde arkasında Zaha ile beraber bu para konularında. Niye bunu söylüyorum? Geçen yıl bildiğim için söylüyorum. O takımda hiç böyle sorunlar yaşanmadı. Ha yine zaten düzenli ödüyordu Galatasaray. Son yıllarda en iyi finansal disiplini sergiliyor Galatasaray kulübü yönetimi. O yüzden takdir ediyorum. Bir kez galiba gecikiyor geçen yıl. O şampiyonluğa ulaşılan sezonda. Bütün yönetim futbolcular yemekteyken Sergio Oliveira şakayla karışık bir espri yapıyor. Hani paralar hesaba yatmadı gibilerinde. Yönetime gerek kalmadan Musera direkt olayı kapatıyor. 12 yıldır buradayım. Benim Galatasaray'da hiç param kalmadı. Ama Oliveira zaten haddini bilen bir oyuncu diye anlatıyorlar. Bir daha hiç bu ne Mertens'i, ne Torreliyas'ı, ne Icardi'si ne Mustera'sı ne Nelson hiç böyle bir problem yaşamam. Ama bu sene 2-3 kez Hakim Ziyeş ve Zaha konusunda Galatasaray disiplinli gitmesine rağmen sadece 15 günlük marj için girişimde bulunmuşlar. Hani ne zaman yatacak vesaire şu bu ya da sakatım ağrım var ben oynayamayacağım hesabı kontrol edince. Demek ki ya bu iki oyuncu o 2000'li yıllardaki takımda ya da 5-6 sene falan Galatasaray'da oynasaydı 5-6 sene önce maça çıkmazlardı demek ki yani şu an Galatasaray gerçekten finansal açıdan çok güçlü ve para konularında iyi yönetildiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Peki Ziyech dışında ayrılmasını beklediğin başka isimler var mı ya da performansının iyiliğinden dolayı teklif gelen isimler var mı? Ya Sasha Boy tabii ki ilgi duyulan isim. Haftalardır aylardır da anlatıyordum ama şunu dile getirebilirim. Saşa Boy için Galatasaray yöneticileri de bunu açık bir şekilde söylüyor. İlgi mektubu var, ilgi var. Ama resmi teklif Galatasaray kulübünün önüne gelen 20, 25, 30 konuştuğumuz o rakamlar henüz masada yok. Ama eğer gelirse Galatasaray yönetim bunu tartışmaya açacak, bunu değerlendirmeye açacak. İşte Victor Nelson gibi zamanında işte bir buçuk yıldır yapılan satmayacağız, hayır ihtiyacımız var gibi bir tavır içerisine girmeyecek. Niye? Çünkü geçmişten ders aldık Galatasaray. Victor Nelson için bir buçuk sene evvel Sevilla'nın teklifi 18 milyon euroydu. Sezon başında Tottenham, Davinson Sanchez'e takas yapalım demişti Victor Nelson'a. Rahatsız kabul etmedi. İşte bonuslarla 20 milyon euroya varan ama asıl meblağı 14-15 milyon euro bandında kalan teklifleri kabul etmedi Galatasaray. Şimdi pişman. Şimdi Davinson Sanchez'e Galatasaray 9,5 milyon euro ödüyor. Nel sonra acaba 9,5-10 milyon euro teklif gelir mi? Soru işareti hiç kimse bilmiyor. O yüzden benzer bir olayla karşılaşmamak için Galatasaray kulübü rahatlatacak işte 20-25 e, milyon euro bandında bir teklif gelirse Saşa Boy için bunu değerlendirecek. E, tabii ki ayrılmasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi kime sorsan Endombele der, Angelinho der. E, için Konya Spor maçı bir fırsat. Torreira cezalı. Olivier'e zaten e, ameliyat oldu, kadroda yok. Oradaki mecburen Okan Hoca'nın tercihi Endombele olacak. Sahne onun. Artık performansı netleştirecek Endombele bunu, yanıtlayacak Koinspor maçındaki e, futboluyla. Eğer ki e, vasata vasatı aşamazsa üst düzey yani herkesin gözüne hoş gelen bir oyun ortaya koymazsa Endombele de e, gidecek. E, bunun dışında da Angelinho konusunda ben burada Leipzig'e A diyemiyorum. Yani Galatasaray yöneticilerle de konuştuğumuzda onlar da aynı şeyi söylüyor. Aston Villa sana gelip opsiyon maddesinde olmasına bir maç kala "Ya bu maddeyi kaldıralım." dese kabul eder misin? 30 milyon euro var işin ucunda. E şimdi Leipzig de bana ne diyor? Bir maç kalmış 6 milyon eurodan vazgeç diyorsun. Onlar da bunu kabul etmiyor. Orada biraz sanki ipler işte Ayaksa ve Anhelinho isteyen kulüplere bağlı Galatasaray dışında gelişecek. Yoksa Galatasaray tribünde oturttu oyuncuya. Para ödemek zorunda kalacak Angelinho konusunda. Bunun dışında ayrılmasını beklediğimiz oyuncu yok. Ya yani Halil Dervişoğlu belki olabilir. O da Nelson olabilir. Bunlar da teklif alırsa gidebilirler. Özellikle Halil milli takımda oynamak için belki diğer kulüpler de var. Hollanda Erev ekipleri, işte Championship ekipleri, Süper Lig'den talipleri var. Belki Okan Hoca ile görüşüp izin isteyebilir. Peki Konya Spor maçına geçelim. Sasha Boy ve Torreira cezalı olacak. Galatasaray nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Geçen yıl şampiyonluğa ulaşılan kadronun neredeyse %30'u %40'ı yok bence. Sasha Boy, Torreira, e Kerem. Müthiş bir üçlü. Zor bir 90 dakika olacaktır. Kaan Ayhan sabekte olacak. Sasha Boy'un yerine. Kaan transferine de açıkçası doğru bulmayan ya da Kaan için istenilen paraları yıllarca abartı bulanlar vardı. Ben Kaan transferi için tebrik ediyorum Galatasaray'ı bir kez daha. Hem o maliyet hem de bu hamle yapıldığı için çünkü Kaan müthiş bir e, Joker kartı, stoper yok Kaan, orta saha yok Kaan. Şimdi sabek yok Kaan ve yerli, ve yerli. Aynen öyle. E, Kaan Ayhan oynayacak sabekte. E, bunun dışında Toreriyanın yerine orta sahada Kerem Demirbay, Endombe ikilisini izleyeceğiz. E, kanatta da Kerem Aktürkoğlu bir e, bu o takvim değerlendirilip burnundan bir operasyon geçirdi. Aslında hazır da. Antrenmana da çıktı. Ama tabii ki Sivas Spor ile lig maçına da çıkacak Galatasaray. Teknik eğitim bu noktada hani Kerem'i hem hamle oyuncusu olarak kullanıp hem dinlendirip Sivas Spor maçına saklayıp Zahiy'i burada bir bildiğiniz gibi derbi yedek kalmıştı. Zahiy'i oynatma düşüncesi var. Zaha ile başlayacağım düşünüyorum. Muhtemel 11'i de özetleyecek olur, belirtecek olursak Kalede Musera, defans dörtlüsü Kaan Ayhan, Nelson Abdülkerim Sol bekte Barış Alper, orta saha ikilisi Endombele Kerem Demirbay, kanatlarda Zaha Tete, 10 numara pozisyonda Mertens ve en ileride Icardi 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ali abi geçtiğimiz hafta duyurusunu yapmıştık. İstersen izleyicilerimizden gelen Hı. sorulara geçelim. Tabii ki. Oğuzhan Ok sormuş, boy dinlenemiyor Galatasaray sağ almayı düşünüyor mu? Yani Galatasaray öncelikli planı 3 bölgeye takviye yapmak. Ama bunların arasında hala sabek yok. Hani fırsat niteliğinde bir transfer olursa olur. Saşa Boy giderse yerine bir e, direkt sabek takviyesi düşünülüyor. Ama Saşa Boy'un da gitmesi şu an pek olası gözükmüyor. Yani teklif yok şu an. İlgi var. Ama 25-30 milyon euro gelirse o zaman sabek alacak Galatasaray. Öncelikle dediğim gibi 3 takviye düşünüyor Galatasaray. Bir orta saha vazgeçilmez. Solbek ve Hakim Ziyechle. Biraz önce belirttiğim gibi yollarını ayıracağı için, Hakim Ziyeş gideceği için kanat forvet alacak Galatasaray. Ama Sabek lazım mı? Lazım. Orayı da Kaan Ayhan'la yedeklediğini düşünüyor şu an Galatasaray kulübü. Ali Toptaş'ın sorusu, Mustera sezon sonunda ayrılıyor mu? Ağustos ayında plan buydu. Mustera ile sezon sonunda yollar ayrılacaktı. Fakat hem Sayın Başkan'ın hem Okan Hoca'nın hem de kafasındaki plan şu. Mustera ile bir yıl daha defa devam etmek ama Mustera sonrasına... Mustera ile hazırlanmak. Yani zaman zaman yedek kalacağı, kulübede olacağı ama takıma abilik yapacağı bir formül üzerine Mustera'yı ikna ederlerse bir yıllık daha sözleşme imzalamak istiyorlar. Son sorumuz Evren Karayel. Son iki sezonda sol bekte 7-8 farklı oyuncu oynadı. Bu istikrarsızlık kime yazar? Bu istikrarsızlık kime yazar? Galatasaray kulübünün neredeyse tamamına yazar. Teknik heyet, scout, ee, yönetim. Çünkü şöyle söyleyeceğim, ben bir yayında daha söylemiştim bunu. Galatasaray'ın en son başarılı bir sol bek transferi yaptığı sezonu hatırlıyor musunuz? Alex Teyes diyebilirsin sadece. Belki Magatomu. o da. Belki. Bir sezon. Yok. Çok uzun yıllardır yok. Kimler geldi kimler geçti. Galatasaray bir türlü o sol bek sanki bir ee, ne diyeyim? Dipsiz Kara delik koyuyor. Var Kara delik var. <laughs> ne alsan olmuyor. Ama artık doğruyu bulması lazım. Buradan paralel söyleyeyim. Berkay Yılmaz'a bir e, Galatasaray'ın ilgisi var. Son günlerde çok yazılıyor. E, Freiburg'da oynayan genç bir oyuncu. Özellikle teknikiyet, geleceğe yatırım niteliğinde bu transferi düşünüyor. Burada bazı yöneticilerin kafasında soru işareti var. Ben de onlara katılıyorum. Niye katılıyorum? Eyüp Aydın aldım. Nerede abi Eyüp Aydın? Yusuf Demir aldın. Nerede Yusuf Demir? Bazel geri yolluyor. Galatasaray'ın sol beke direkt nokta transferine ihtiyacı var. Aynı orta saha gibi bence. Şimdi Berkay'a bakıyorsun. Freiburg'da doğru dürüst maç da oynamamış. Geleceğe yönelik olarak yatırımlık alıyorsan al. Ama senin sol beke ihtiyacın şu an Berkay Yılmaz karşılayamaz. Niye? Kazımcan'ın ne suçu var o zaman? Kendi Kazımcan oyuncun Ümit milli, şey, milli takımda hala formayı giyemiyor. 18 yaşındaki çocuğun gelip orada sol bekteki boşluğu doldurması ya da bunu beklemek çok doğru değil. Ali abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Her ediyorum. arkasının sonuna geldik. Bu arada izleyicilerimizden de önümüzdeki hafta için sorularını bekliyoruz. Senin eklemek istediğin başka bir konu var mı? Teşekkür ediyoruz sorularıyla. Onu onurlandırdıkları için değil. Eğer merak ettikleri bir şeyler olursa seve seve burada yanıtlamaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Herkese tekrar iyi seneler, iyi haftalar diliyorum. Ola Plus'ta kalın, görüşmek üzere.